Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün güzel bir tarifle karşınızdayım. Bu kırmızı lahana turşusunu yapacağım size. Bu kırmızı lahananın turşusunun da bir özelliğini duydum arkadaşlar. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. B vitamini eksikliği olanlar bunu hemen yapsınlar. Ben yeni duydum bu tarifi. B12'yi gerçekten tavan yapıyormuş. Bunu hemşireden duydum ben. Bizim bir aile dostu hemşiremiz var. Ondan duydum. Ben de hemen yapmaya karar verdim. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Genelde çoğu kişide var bu B12 eksikliği. Onun için ben tarifini vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle aldım iki tane. Baya büyük bunlar da. Baya birer kilodan fazla herhalde. Şöyle şu kötü yapraklarını şöyle kırdım. Temizledim şöyle. Bu lahana da bir ellerimizi boyuyor. Onun için eldiven giydim arkadaşlar. Şöyle yaptım. Temizledim. Yıkadım güzelce de. Bunu da yıkayacağım. Şimdi şu sap kısmını da şöyle büyük bıçağımla keseceğim. Şöyle ortadan da keseyim. İnce ince doğrayacağım şimdi bunu. Şöyle ortadan bir tane daha keseyim. Büyük bıçakla bunu yaptım. Şimdi küçük bıçakla şöyle, bu düz bıçak, şöyle ince ince, nasıl isterseniz öyle kesebilirsiniz. Şöyle ince ince kıyıyorum ben. Soyma şu aparatı var arkadaşlar benim bu. Bu daha ince yapıyor. Ben hep salatalara bundan yaparım. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Böyle de çok kolay oluyor. Şöyle dış tarafından gördüğünüz gibi incecik yapıyor bu. Böyle isterseniz böyle tırtıklı bıçakla şöyle ince ince şimdi bu lahananın bir tanesini doğradım arkadaşlar, böyle incecik şey doğradım. Şimdi büyük bir şöyle büyük bir su limon sıkacağım bunu şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane büyük bir limonun suyunu şöyle her tarafına gezdireyim. Şöyle açayım, rahatça dökeyim şöyle. Şöyle bir yemek kaşığı da kaya tuzu. Turşulara koyduğumuz tuzdan. Bir yemek kaşığı da bunu koydum. Şöyle bir su bardağı da sirke. Bunu da koydum. Şimdi şöyle güzelce bir olacağım. Şimdi bunun pörsümesi lazım arkadaşlar. Kavanozlara rahatça girebilmesi için şöyle pörsümesi lazım. Şöyle iyice karıştırdım. Şöyle tuzunu, sirkesini, limonunu iyice karıştırıyorum.
Evet, böyle ovalama işim bitti. Ovalama işim bitti. Şimdi böyle güzelce ovaladım. Şimdi bunu ben bir saat kadar bir bekleteceğim buzdolabında. Ondan sonra kavanozlara yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu bir saat böyle soldu. Bir saat beklettim. İyice içine emindi. Sirkesini, tuzunu, limonunu. Şimdi kavanoza koyma vakti geldi. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kavanozuma yerleştireceğim. Bu kavanozum 1 litrelik. B12 eksikliği olanlar hemen denesinler arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Denenmiştir. Hemşire tarafından üstelik. Çok çok faydası varmış. Ben duydum. Hemen yapmaya karar verdim. Sizinle de paylaşıyorum. Sizde de böyle bir durum varsa yapmanızı tavsiye ederim. Hem çok güzel bir turşu. Salatalara da koyabilirsiniz. Yemeklerin yanında öyle de yenebilir. Rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Harika bir renk oldu. Şöyle bastıra bastıra yerleştirdim. Bu arada şöyle 2 diş de sarımsak koyacağım. Bir de bu diğer turşular gibi öyle birkaç ayda olan bir turşu değil. Hemen birkaç gün sonra yenir bu. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzunu koyuyorum yine. Bir tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da limon tuzu koydum ve su ilave edeceğim. Sirkesini koymuştum zaten. Şimdi bunu da suyunu ilave edeyim. O yavaş yavaş içine alacak suyunu. Böyle. Şimdi kavanozun kapağını kapatacağım. Şöyle bir alt üst edeceğim ki tuzu, limonu karışsın birbirine diye. Şimdi bunu dolapta saklayacağım arkadaşlar. Dolapta kullanacağım. Şöyle bir buradaki kalan suyu da, burada dibinde suyu kalıyor böyle. Bu suyunu da koyacağım. Bu kavanozlara paylaştıracağım. Şimdi diğerini de koyacağım. Böyle. Şu kavanozumu da doldurayım. Şöyle 2 diş sarımsağı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle dibinde kalan suyunu da, bu sirkeli limonlu su zaten, bunu da böyle koyuyorum. Suyunu ilave ediyorum. Şimdi buna da arkadaşlar aynı şekilde bir tatlı kaşığı tuzunu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı limon tuzu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da şekerini koydum. Şu bir tane bir diş sarımsağı da şöyle ağzına koyuyorum. Ve suyunu ilave ediyorum. Sirkesi var zaten. Dibinde kalan, tepsinin dibinde kalan suyunu da koydum. Kendi suyunu. Şimdi ağzını kapatıyorum sıkıca. Ve bunu da böyle
alt üst ederek iyice birbirine karışmasını sağlıyorum. Bunları dolaba koyacağım arkadaşlar. Dolapta kullanacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi turşularım böyle oldular. Gerçekten yapıp yemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar, şiddetle. Çok güzel oluyor, lezzetli. Yemeklerin yanında hoş bir tat, hoş bir lezzet. Yapıp yemenizi tavsiye ederim. Beğendiyseniz yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.